Herkese merhaba. Bugünkü videoda daha önce çeşitli uygulamalarını yaptığımız veri doğrulama ve koşullu biçimlendirme kullanarak tablolarımızda satır renklendirmeyi göstereceğim. Güzel bir uygulama. Örneğimiz var bir tane. Onun üzerinden göstereceğim. Şimdi burada öncelikle şöyle bir F5 yapalım. Git, özel git. Veri doğrulama hangi hücrelerde var? Onu görmek için ne yapıyorduk? Buradaki veri doğrulamayı kullanıyorduk. Şimdi şuradaki A1 hücremizde veri doğrulama var. Yanında sağ tarafında küçük bir ok işareti var görüyorsunuz. Buradan isimleri seçtiğimiz zaman bu tabloda otomatik olarak istediğimiz koşullu biçimlendirme satır olarak renklendiriliyor. Yine bir F5 yapalım. Özel diyelim. Biçimlendirme bu tabloda, daha doğrusu bu çalışma sayfasında nerelerde var? O da şu aralıkta gördüğünüz gibi. A5 ile D11 aralığında. Bu tabloya uygulayacağız bu işlemi. Şimdi şöyle yapalım. Yeni bir sayfa açalım. Onun üzerinden göstereyim. Şöyle tablomuzu öbür sayfaya kopyalayalım. Evet. Rakamlarımızı da Ctrl Shift A tuşuna basaraktan sayı formatına, daha doğrusu 2 ondalıklı sayı formatına çevirdim. Kısa yolu budur. Evet, şimdi burada öncelikle veri doğrulamayı şu A1'e getirelim. Onu da tekrar etmiş oluruz. Şimdi veri diyelim. Veriden veri araçlarından veri doğrulamayı İzin verilen kutucuğuna listeyi seçiyorum. Çünkü ben liste seçeceğim. Burada bana kaynak soruyor. Kaynağımı A5 A11 olarak seçtim. Tamam dedim. Yani burada amacım isimleri buraya otomatik getirmek. Şuraya da öbür tablodaki gibi veri seçiniz diyelim. Evet. Ve şurayı da farklı bir renk verelim. Evet, ilk aşama tamamlandı. Şimdi amacımız bu tabloyu seçtiğimiz veri doğrulama ile satırını renklendirmek. Bunun için de başlıklar hariç tablomuzu seçiyorum. Tablomuzu seçmek için Ctrl Shift artı aşağı ok tuşlarına basabiliriz. Yine diğer sütun tarafı için de Ctrl Shift sağ ok tuşuna basarsak tablomuzu seçmiş oluruz. Evet, şimdi giriş bölümünden koşullu biçimlendirmeyi seçiyorum. Ve yeni kural oluşturacağız burada. Daha önceki videolarımda bununla ilgili çeşitli örnekler göstermiştim. Hem tekrar etmiş oluruz. Şimdi burada çeşitli seçenekler var. Burada biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan seçiyorum. Formül gireceğiz çünkü. Burada nasıl bir formül giriyorum? Dikkat edelim. Eşittir. A1 hücresi eşit olduğunda A5 hücresine seçince burada referans olarak sütunu ve satırı sabitledi. Şu dolar işaretleri onu gösteriyor. Ama ben aşağı çektiğimde değişmesini istiyorum. O yüzden bu örnekte yaptığım gibi şöyle göstereyim tekrar. A sütununun başına dolar işareti koyacağız. Yani sadece sütunu sabitleyeceğiz. Satırı sabitlemeyeceğiz.
Burada bakın. Daha doğrusu A1'i zaten sabitledik. Burada da sadece sütun sabitleyeceğiz. Tabloyu seçtiğimizde. Şu 5'in önünde dolar işareti olmama sebebi orayı sabitleyemeyeceğiz. Yani aşağı çekince otomatik olarak gelmesini, değişmesini istiyoruz. Tekrar yapalım. Giriş, koşullu biçimlendirme, yeni kural dedik. Eşittir. A1 eşittir. A5. Bunu seçtiğimiz zaman otomatik olarak hem satır hem sütunu sabitliyor. Bunu kaldırmak için burada F4 tuşuna bir kere basalım. Bir kere daha basalım. Evet. İki kere basmamız gerekiyor. Sadece sütunu sabitlemiş olduk. Amacımız aşağı çekince yani tablolarımızın aşağı kısımlarındaki satırların değişmesi. Şimdi istediğimiz biçimi verebiliriz. Buna bir biçim verelim şuradan. Nasıl olsun? Kalın olsun. Kenarlık koymayalım. Bu sefer deminki tabloda maviydi. Bu sefer de bir dolgu efekti değil de daha fazla renk diyelim. Şuradan biraz daha bir açık sarı olsun. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Evet. Eğer yanlış bir şey yapmadıysak formülümüzde şöyle tamam dediğimiz zaman uygulamamız çalışıyor mu bir bakalım. Ben buradan isim seçeyim bir tane. Evet gördüğünüz gibi Merve Koç'u seçtiğim zaman ilgili satır renklenmiş oldu. Şöyle şu ismi seçelim. Kayhan Demirbilek. Evet. Bu da renklenmiş oldu. Şimdi böyle tablolarda tablo biçimi kullanmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Çünkü koşullu biçimlendirmeleri eğer mesela şuradaki satırları diyelim ki şuraya kopyaladık. Ama mesela şimdi ben burada bir tane daha Merve Koç seçelim. Gerçi evet orayı da etkiliyor. Yani şunu demek istedim. F5 diyelim. Özel. Koşullu biçimlendirme. Tamam diyelim. Evet. Yani buradakileri buraya kopyalayınca tabii tüm hücre içeriği biçimlendirmeleri ile beraber kopyaladığı için burayı da etkileyecektir. Dolayısıyla kaç isim varsa o kadar isim seçebilecek. Yani o kadar satır renklendiriyor. Mesela bir tanesi bir tane renklendiriyor. Birden fazla ise bunun gibi. Birden fazla satırı renklendirebiliyoruz. Güzel bir uygulama. Sunumlarda kullanılabilir ya da kendi tablo çalışmalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.